Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün hep beraber Matara kafesi nasıl değiştirilir konusuna değineceğiz. İlginç bir şekilde bu konu sürekli Twitter hesabımızdan ve web sitemiz üzerinden çok fazla soruluyor. İşte bir Matara kafesi aldım, nasıl takacağım? Matara kafesimin vida delikleri, yeni aldığım Matara kafesinin vida delikleri kadroma uymadı ve benzeri sorular geliyor. Aşağıda da görüyorsunuz zaten birçok yorum var. Sizlerle de bunları paylaşmak istedim. Bugün matara kafesi nasıl değiştirilir? Bunu inceleyeceğiz. Şans eseri benim de geçtiğimiz günlerde bir tur esnasında matara kafesim kırılmıştı. Böyle bir durum olmuşken matara kafesimizi değiştirelim dedim. Genelde matara kafeslerinin vida delikleri standart oluyor arkadaşlar. Ancak bazı Alman, İtalyan, özellikle İngiliz bisikletleri, yani İngiltere'den gelen bisikletlerde vida delikleri problem yaratabiliyor. Onun için en uygun çözümün ne olduğunu göstereceğim size birazdan. Ben internetten böyle bir kafes aldım. Bunu monte edeceğim. Bu kafesin özelliği vida deliğinin değişken olması. Yani kadro boyunuza göre uygun noktaya getirip ona göre vidalayabiliyorsunuz bunu. Bu açıdan iyi ve bu tip ürünleri seçmeniz her zaman daha faydalı olur. Aksi takdirde kadronuzun hangi ülkenin standardına göre yapıldığını öğrenmeniz gerekiyor aksi takdirde. Arkadaşlar ilk defa matara kafesi takacaksınız. Kadronuzun üzerindeki matara kafesi takılan deliklerin üzerinde vidalar olabilir. Onları çıkartmanız gerekiyor. Burada olduğu gibi burada ya da kadronun altında da matara takma yerleri olabilir. Siz kendinize uygun, bisikletinize uygun noktaya matara kafesinizi takmalısınız. Bir de bana sık sorulan sorulardan bir tanesi pompanı mataranın kenarında nasıl tutturuyorsun diye. Aslında çok sık sorulmuyordu ama birkaç kişi sormuştu onun için özel bir aparat var mı diye. Bu videoda ona da değinmiş olalım. Genellikle aldığınız pompaların 10 liraya bile almış olduğunuz pompanın yanında kafes yuvasına monte edilecek bir aparat çıkıyor. Kadroya bu şekilde üst üste koyarak monte ederseniz hem pompanız hem de kafesiniz kadroya sabitlenmiş olacak. Montaj için yapmanız gereken çok fazla bir şey yok. Sadece parçaları kadroya vidalıyoruz. Burada kadromuzun hangi ölçüye ait olduğunu bilmiyorsanız ayarlanabilir kafeslerden alıp monte etmeniz sizin çıkarınız olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi monte etmesi de çok basit. Çok fazla bastırmadan, sıkmadan kararında kavrayana kadar vidayı çeviriyoruz. Evet arkadaşlar montaj tamam. Bu kadar. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Şurası biraz yamuk mu oldu sanki? Biraz gevşetip ayarlayalım. Söyleyecek başka bir şey yok arkadaşlar. İşlem bu kadar basit gördüğünüz gibi. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan her konuda yorum yapabilirsiniz. Hatta tamamen konu dışı şeyler de sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar ben yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Seyrettiğiniz için tekrar teşekkür ederim.